Herkese merhaba arkadaşlar, ben Batuhan Yalın. Bugün başlıkta da ve hatta kapakta da gördüğünüz üzere Profesör Doktor Ahmet Arslan'ın Felsefe Giriş kitabının çok detaylı, yani aslında kitap metnine bağlı olarak bir incelemesini çekeceğim, size anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, normalde hani kitabın bu kadar tam olarak aslında metnine bağlı kalarak bir inceleme çekmek ne kadar doğru bilmiyorum. Yayın evine mail attım bu durumla ilgili. Yani sonuçta kitabın telif hakları vesaire, hani böyle bir sıkıntı yaşamak da istemiyorum açıkçası. Hani bu anlamda düzgün bir şekilde, konuyu açıklayıcı şekilde yazı yazdım, mail attım yayın evine ama bir geri dönüş almadım. Bayağıdır da bekliyorum yani o anlamda. Bir geri dönüş almadım. Bunu yapmamın sebebi, yani madem hani kitabı aktaracaksın, ne anlamı var o zaman diyebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bunları anlatmam gerekiyor. Çünkü o yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi ya en temelinde seslendirsem direkt alenen bir telif olacak. Kitabı okumaya başladıktan sonra 50. sayfaya geldim ve kitabın aslında böyle okunmaması gerektiğini fark ettim. En temeli bu. Kitabı yakın zamanda satın aldım, okumaya başladım. 50. 55. sayfalara geldim. Kitabın böyle okunmaması gerektiğini fark ettim ve şu anda özellikle bu video için, bu video serisi için eğer çekebilirsem devamını, bayağı oturup böyle hani yarı ders kitabı gibi, ders çalışır gibi kitabı okuyorum. Bunun bana kattığı şey, şu anda kitabın okuduğum ve size bugün anlatacağım yere kadar olan kısmı net şekilde kafama oturmuş durumda. Bu çok güzel bir kazanım sağlıyor bana. Yani bu videoların şu anda çekmemin en temel amacı bayağı hani ders çalışır gibi oturup hem video için de hem kendim için aslında içerik çıkarabilmem için çalışıyorum. Bu yüzden de bayağı bir öğretisi oluyor bana. En temeli bu. İkincisi tabii ki kitabı şimdi herkes edinmek veya okuyamama durumu olabilir. Okumak istemeyebilir belki. Bu anlamda sohbet havasında kitabı duyacaksınız. Yani tekrar diyorum, yani sesli kitabı vardır, bir şey vardır. Niye o zaman onu tercih etmiyorsunuz, tercih edilmiyor? Madem onu bıraksaydın, hani okumasaydın, bu anlamda ya da bunu bize paylaşmasaydın diyebilirsiniz. Dediğim gibi kanalımda da böyle bir şeyin bulunmasını istiyorum açıkçası ve Ahmet Arslan'ın hemen hemen her türlü, izlenebilecek olan her türlü seminerini izledim. Fikirlerine çok saygı duyduğum, gerçekten belki de Türkiye'de hani gözlemlediğim kadar diyeyim, hani bakabildiğim kadar en böyle fikirlerine o anlamda saygı duyduğum, felsefenin temellerinin kendi kafam yapımda atılmasında öncü olan, felsefe için benim anlamda, yani bana felsefeye giriş, gerçekten kitabın adı gibi bir nokta olan bir yapısı var, bir insan hoca. O anlamda onun eserini de böyle nacizane kendi çapımda okuyup size aktarma gayretine girmek beni bu açıdan memnun edecek. Eğer ileride telifle ilgili bir sıkıntı yaşarsak yayın eviyle alakalı, kaldırmak durumundayım bu videoyu da. Şu anda bu şekilde kitabın tam olarak metnine bağlı kalarak okuduğum şekilde size aktarmaya çalışacağım. Türlü notlar aldım. Şu anda sadece burada böyle elimde başlıklar halinde notlar var. Okuyacağım veya anlatacağım yere, kitabı açıp okumayacağım, anlatacağım yere kadar. Ve üzerinde de karalamalar, çizimler yapıyorum. Kitap hakkında yorum yapacak olursam arkadaşlar, felsefe girişin temelini atabilecek bir kitap kendisi gerçekten. Ki az bir kısmını okudum ama yani anlatım dili o kadar güzel ki, o kadar sade ki gerçekten. Yani hatta Ahmet Arslan'ın genel olarak felsefeyi çok basitleştirdiği yönünde eleştiriler alıyor kendisi. Bunu birçok hatta programda da söylüyor. Bu yüzden pek sevilmiyor. Yani çok temeli indiriyor. Ve kendisi de, yine Ahmet Arslan, felsefenin aslında herkesin anlayabilecek halde olması ve hatta bunun böyle olduğunu savunuyor. Sadece aristokrasi değil, o anlamda yani avam kesime, en temele de hitap etmesi gerektiğini, gündelik dilin tam içinde olduğunda bu anlamda savunuyor. Ki öyle yazmış. Yani tam söylediği şekilde yazdığı için kitap bu anlamda benim bu video içeriğini çekebilmeme de çok uygun yapı olarak. Her kitaba bunu yapamazsınız. Okuyup da anlatmak kolay değil. Diliyle ilgili. O anlamda bu şekilde ilerleyeceğiz. Çok uzattım biliyorum girişi ama bunları anlatmam lazımdı. İkinci videoda bunlar olmayacak. Şimdi bugün ne anlatacağım? Neyi konuşacağız arkadaşlar? Ona gelelim. Şimdi bölüm bölüm anlatacağım. Şu anda kitap tam olarak içeriği 11 tane, benim elimdeki 31. baskı 11 tane başlık ve aşama olarak felsefenin yapılarını ele almış diyeyim. Eski baskılarında 8 tane diye hatırlıyorum. Ben son baskıyı aldım. Yani elimde olan şu anda 31. baskı olduğu için 11'e çıkardı. Hoca daha sonra ekleme yapmış. Tek tek sayıyorum.
Felsefeye giriş, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak, direkt okuyayım. Siyaset, tarih, hukuk, sanat felsefeleri, din felsefesi ve eğitim felsefesi olmak üzere toplamda 11 tane felsefeyi ele alıyor. Bizim bugün şu anda değineceğimiz, benim anlatacağım, dilim döndüğünce anlatacağım şey, felsefeye giriş kısmının, birinci kısmın içinde de başlıklara bölmüş. Ya inanılmaz düzenli bir kitap, anlatamam size gerçekten. Nokta atışı bulabiliyorsunuz her şeyi. İçindekiler bölüm vesaire çok güzel. Yani aradığınız her şey hemen hemen çok yalın bir dille anlattığı bir kitap. Gerçekten bayıldım o anlamda. İlerisini okumasam da zaten kitap aynı şekilde ilerliyor. Onu inceledim birazcık. Şimdi bugün ele alacağımız konu. Felsefe nedir? Gündelik bilgi veya sağduyu bilgisi, felsefi bilgi kısmına değineceğim. Bu kadar. Çok fazla bir şey anlatmayacağım ekstra olarak. Bu ön girişi yapmam gerekiyordu. Şimdi başlıyoruz. Evet, anlatacağım yer o kadar. İkinci bölümde de felsefi düşüncenin özellikleri vesaire, oralara gireceğiz. Şimdi gelelim. Şimdi kitabın diliyle anlatacağım. Sanki Ahmet Arslan konuşuyor gibi olacak. Şimdi Aristoteles'in ünlü metafizik kitabının ilk giriş cümlesinde Aristoteles, bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler diyor. Kitap bu şekilde başlıyor. Yine Aristoteles bu cümlesinin en açık kanıtı olarak söylediği şekilde insanların duyu organlarını kullanmaktan aldığı zevki söylüyor. Yani insanların duyu organlarını, görmek, işitmek gibi duyu organlarını kullanırken aldığı zevkin insanları doğal olarak bilmek istemesinin en açık kanıtı olduğunu söylüyor. Gerçekten de bir insanın yaşadığı toplumu, çevreyi, dünyayı, bulunduğu o anki konumu, geçmişi ve hatta belki de aslında baktığımızda geleceği de ve aslında bizzat kendisini bütün yapısıyla ele alıp bilmek istemesi yatıyor bu fikrin içinde. Şimdi tabii bilgi dediğimizde bilginin iki aşaması var. İki burada öncül var. Bilen ile bilinen varlık arasındaki ilişkiyi ihtiva ediyor bilgi. Şimdi bilen varlık dediğimizde burada süje veya özne diyebiliriz. Bilinen nesne veya obje diyebiliriz. Böyle adlandırabiliriz bunları. Arasındaki ilişkiyi ihtiva ediyor dediğim gibi. Bunların ikili ilişkisi içinde bilenin mi yoksa bilinenin mi ağır bastığı, bilginin imkanı veya imkansızlığı, bilginin kapsamı, kavramı, kapasitesi belki sınırlarının neler olduğu, ne olduğu sorusunu felsefenin bilgi teorisi veya epistemoloji adlı bir diğer dalı inceliyor bunlara baktığımızda. Şimdi tabii bilgi dedik, bilginin de türleri var bu anlamda. Felsefede bir tür bilgi aslında ama biraz daha farklı bir bilgi türü. Diğer iki bilgi türünden şimdi söyleyeceğim, biraz daha farklı. Şimdi buradan gündelik bilgi ve bilimsel bilgi olarak önümüzde şu an ele alacağımız iki bilgi türü var. Gündelik bilgiyle başlarsak, gündelik bilginin en temelinde en temel düzeyde insanların günlük hayatta kullandığı önden bir ekstra bir araştırma gerektirmeden sistemsiz bir şekilde olan hayatın akışı içinde edindiği bilgi. Neden bahsediyorum mesela? Örnek verelim hemen. Yağmurun yağmasıyla insanın veya bir objenin nesnenin ıslandığını bilmesi, ateşin yaktığını, ilkbahardan sonra yazın geldiğini, kıştan sonra işte ilkbahar veya yazın geldiğini, açken yemek yediğimizde açlık hissinin bittiğini, yediğimiz yemekten dolayı kaynaklandığını, topluğa geçtiğimizi vesaire vesaire. Bunun gibi gündelik hayatta insanların birbirleriyle olan ilişimde de özellikle yer alan bilgi türünden bahsediyorum. Bunu ben kendi kafa yapımda bunu aslında anayasaya da benzetiyorum. Çünkü ikili ilişkilerde insanların birbirleri arasında bu gündelik bilginin herkes tarafından bilindiği ve vakıf olduğu, herkesin buna vakıf olduğu fikriyle hareket ettiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Yani şöyle, şimdi gündelik hayat yaşam içinde bir insanın ateşin yaktığını bildiğini varsayarak onunla iletişime geçerim. En temel örnek veriyorum. Veya herhangi bir şey yani. Onunla bununla böyle yağmurun yağdığını bildiğini, işte yemek yediğinde tok olacağını, doyma hissine erişeceğini bildiğini varsayarak insanlar veya aklınızda gelecek her şeyde böyle bir iletişim sistemi var. Anayasa gibi dedim o. Yani anayasada mesela şu anda bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasaları değil mi? Çoğumuz okumuyoruz aslında ama bir suç işlediğin zaman hırsızlık hakkında ya ben hırsızın söylediği suç olduğunu bilmiyordum diyemezsin değil mi? Bildiğin varsayılır bunları. Tabii kültürel de yapılar var ama aynı mantık yani. Sen gündelik bilgiyi karşı tarafında bildiğini
bilirsin, buna göre hareket edersin. Bu tabii biyolojik yapımız gereği de oluşuyor. Şimdi gündelik bilgi üzerine bu kadar şu anda durmaya gerek yok. Bunun üzerine biraz daha bilinçli yöntemler kullanılarak eklenen bilgi türü, geliştirilen bilgi türleri bilimsel bilgi ve felsefi bilgi oluyor. Bilimsel bilgiye şu anda net olarak girmeyeceğiz. Kitabın ilerleyen bölümlerinde buna özel olarak değiniyor hoca, Ahmet Arslan yine. Ama şu anda en basit haliyle bilimsel bilgi, bilinçli, bilimsel bir takım araçlar, bilimsel deney ve gözlem yöntemleri, bilimsel işte dediğim gibi yöntemler, açıklamalar, kuramlar, teoriler vesaire, bunun gibi farklı bilim noktaları, bilimsel yöntem ve teknik kullanılarak elde edilen bilgi. Bilimsel bilginin bu iki, yani felsefi bilgi ve gündelik bilgiden en temel farkı şu: şu anda doğru olarak kabul ettiğimiz en temel hakiki bilgi düzeyi. Çünkü deney ve gözlemle kontrol edilmesi mümkün. Bu çok salt bir, ona bir doğruluk sağlıyor. Deney ve gözlemle kontrol etmek mümkün. Gündelik bilgi zaten buna ihtiyaç duymuyor. Şimdi felsefi bilgiye gelirsek, felsefi bilgiyi açıkçası açıklamak daha zor. Çünkü diğer bilgi türleri gibi değil, biraz daha farklı. En temelinde şu yatıyor: felsefenin daha aslında içindeki en temel problem felsefenin ne olduğu sorusu. Şimdi bu zaten kendi içine böyle bir circle oluşturuyor. Bir orada bir dönme oluşuyor. Kendi içine bir kavgası var diyeyim kabaca. Şimdi burada tabii felsefi bilgi veyahut da felsefeyi anlamak için geçmişte kendilerine filozof adı verilen, filozof dediğimiz farklı toplumlarda, farklı kültürlerde, farklı zamanlarda, farklı durumlar için bir takım fikirler üretmiş insanların fikirlerine, felsefelerine, belki de işte o isimle bakmak gerekir. Tabi burada en temelde farklı fikir ve farklı zamanlarda farklı insanların farklı fikirler ürettiği fikirlere bakmak gerekir dedim, ama temelde belli başlı noktalar var. Felsefi bilgiyi oluşturan, felsefi yazısını oluşturan belli temel yapı taşları var. Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar. Şimdi buradaki bu temel yapı taşlarına Kant'ın felsefeyi açıkladığı sözüyle biraz daha bakabiliriz. Kant felsefeyi şu cümleyle açıklıyor, ona hemen söyleyeyim. Kant diyor ki felsefe için kendisini akla dayanan nedenlerle meşrulaştırmak, haklı çıkarmak veya meşrulaştırmak iddiasında olan zihinsel bir etkinlik biçimi. Bir zihinsel etkinlik biçimi olarak tanımlıyor. Temeli bu. Şimdi burada Kant felsefeyi çok hoş bir şekilde açıklıyor. Şimdi Kant'ın açıkladığı bu felsefi açıkladığı bu cümle içinde değineceğimiz iki husus var. Akla dayanan nedenler diyor burada birincisi. Yani burada demek istediği şu Kant'ın: felsefe nedir? Yani felsefi açıklıyor. Akla dayanan nedenler olacak. Haklı çıkarmak veya meşrulaştırmak iddiası kısmı var. İki aşamada bakıyoruz. İşte akla dayanan nedenler dediğimiz şu: İnsanın her türlü o andaki durum için yaptığı tüm deney ve gözlemler ve bu deney ve gözlemlerden oluşturduğu, ortaya çıkardığı bir takım akıl yürütmeleri, yani deney ve gözlem yaptım, onun bir sonucu geldi bana, ondan dolayı bir akıl yürütme veya bir sezilerle ortaya çıkardığı o veriyi anlamamız gerekiyor. Haklı çıkarmak veya işte meşrulaştırmak iddiası ise, şimdi elimde bir öncül var mesela. O öncülü kanıt olarak, yani o öncülü savunmam için arkasında dayandığım bir takım diğer öncüler var. Bunu kanıt olarak gösteriyor. Mesela örnek verelim. Bütün insanlar ölümlüdür. Batuhan da bir insandır. Hoca kendisi için söylüyor. Ahmet Hoca diyor. Ben Batuhan diyeceğim şimdi, ben anlattığım için. Batuhan da bir insandır. O zaman Batuhan ölümlü olmak zorundadır. Şimdi Batuhan ölümlüdür temelini anlatabilmem için arkadaki bu iki öncülü kanıt olarak gösteriyorum. Haklı çıkarmak dediğimiz bu. Yani Batuhan'ın ölümlü olduğunun kanıtı tüm insanların ölümlü olduğu ve Batuhan'da bir insan olduğu temelde. Şimdi şunu diyebilirsiniz o zaman: ulan bunu böyle dedin ama iki, önce söylediğin Batuhan'ın, yani tüm insanların ölümlü olduğunu nereden biliyorsun? Bir. İki, Batuhan'ın insan olduğunu nereden biliyorsun? İki, değil mi? Şimdi bunları da az önce söylediğim deney ve gözlemle mümkün olan şekilde akıl yürütme veya sezgilere dayanarak yine bir bulma, bu şekilde bir yapı olabilir veya haklı çıkarma dediğim gibi yine başka bir öncüle dayanan bir kanıt olarak sunmuş olabilir. Benim Batuhan ölümlüdür dediğim kanıt gibi olabilir. Ve de felsefi sonuçlardan çok
bu sonuçlara varma biçimi açıkçası daha önemli. Felsefi bilgide veya felsefede diyebiliriz. Şimdi ne demek istiyoruz? Mesela bilimsel bilgide ve hatta belki de bilimde yani total olarak doğru ve hakikat olarak kabul etmemiz gereken bazı fikirler, yasalar, teoremler var. Ne demek istiyor mesela? Yani bilimsel bilgin içinde matematik teoremi, fizik yasası, kanunu, biyolojide veya farklı bilim sahalarının hepsini hemen hemen doğru olarak kabul edilmesi gereken bazı noktalar var. Mesela sallıyorum yine. Bir bilim insanı bir konu hakkında bir araştırma yaparken başka bir bilim insanının bulduğu bu tarz hakikatleri, kanunları, kuralları veya bilim insanlarının totalde birden çok bilim insanı bulduğu bu kanun, kuralları kabul etmek, onları kullanırken kabul etmek ve kullanmak zorunda, kabul etmek zorunda. Felsefede durum tamamen bunun neredeyse zıttı. Felsefe temelde aslında eleştiri demek aslında. Eleştiriden yani kelime etimolojik anlamıyla değil ama yani eleştiri yapısını içeriyor. Felsefede kendisinden önce gelen fikir, düşünce, sistemlerin üzerine eleştirisel bir bakış açısıyla yeni bir fikir ve sistem inşa etme üzerine kurulu bir yapı var. Yani ne demek istiyorum mesela? Geçmişten günümüze gelen bazı fikirler, düşünceler var. Bir filozof geliyor, diyor ki ben bunları reddediyorum, yıkıyorum veya bir kısmını alıyor ama tamamen aslında yeni bir bakış açısı geliştirerek farklı bir kendisinin ekstra koyduğu bir sistem inşa etmeye çalışıyor ve bunun çabası içinde. Yani bu anlamda baktığımızda bir filozofun, başka bir filozofun fikrini, felsefesini kabul etmesi beklenmez. Açıkçası hoş da karşılanmıyor. Çünkü felsefe demek temelde yine dediğim gibi eleştiriyse eğer senin onu yıkman veya bir kısmını bozman, kendinden bir şeyler katman lazım ve birçok filozof da bunun çabası ve ısrarı içinde. Farklı yeni bir sistem, eski olanın üstüne yeni bir şey koyma çabası içinde. Ve birçok filozof da aslında kendisinden önceki bu felsefenin üzerine yeni bir sistem inşa etmiş ve kendisinden sonra gelen farklı filozofların da kendisinin üretmiş olduğu bu felsefeyi alıp onu yıkıp veya değiştirip diyeyim yeni bir felsefi akım çıkardığını görmüş. Buna maruz kalmak kaderinde veya işte durumda kalmış diyeyim. Şimdi felsefeyle ilgilenen biri için tabii ki felsefenin temel asli yapısını bilmek gerekir. Yani burada şunu demek istiyorum. Felsefe yapmanın temelinde ne yatıyor aslında? Felsefe yapmanın temelinde bu tarz böyle felsefi akımları, fikirleri, felsefeleri veya filozoflarla bunlarla beraber filozofları öğrenmek felsefe yapmanın temelinde tabii ki çok fazla katkı sağlar. Ama asıl nokta bu değil. Felsefe yapmak için asıl nokta bu değil. Kant'ın deyimiyle öğrenilebilecek felsefe yoktur. Felsefe yapmak ancak öğrenilebilir. Ancak felsefe yapmak öğrenilebilir diye bahsediyor. Yani burada demek istediği felsefeyi ya anladınız zaten. Yani öğrenmeniz gereken felsefe yapmanın kendisi herhangi bir felsefi akım değil. Bunu anlatmaya çalışıyor. Tabi burada şimdi Jaspers da felsefeyi kendi yazdığı felsefeye giriş kitabında, ünlü felsefeye giriş kitabında Jaspers'ın daima yolda olmak olarak niteliyor Jaspers felsefe için. Daima yolda olmak demektir diyor. Bir arayış belki de. Kitabında bilgelik ile sofia ile felsefeyi filosofia, bilgelik sevgisini iki ayrı olarak ayırıyor ve bu şekilde ele alıyor. Yine ondan önce de, çok yıllar önce de, yüzyıllar önce belki, Pitagoras da aynı şekilde bilgelikle bilgelik sevgisini ayırıyor. Burada ikisi de, Jaspers ve Pitagoras da aslında felsefenin bilgeliği, bilgelik iddiasında olmak değil, bilgeliği sevme, onu elde etme arzusu olduğunu savunuyorlar. Bu şekilde bir görüşleri var ikisinin de. Felsefede felsefi bir soruna cevap bulmaktan çok açıkçası yeni bir felsefi soru ortaya atmak birçok filozof için daha önemli ve değerli olarak görülüyor. Eşit veya daha değerli diyebiliriz. Yani yeni bir sorun, yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak cevap vermek kadar, hatta dediğim gibi tekrar daha cevap vermek daha önemli bile sayılabilir. Yine birçok filozofa göre felsefeye daha önce felsefenin konu almadığı yeni bir
varlık alanı, bir problem grubu, bir işte nokta, bir o farklı bir alan kazandırmak bu anlamda herhalde yapılabilecek en büyük atılım olarak görülebilir. Burada örnek olarak mesela Sofistler ve Sokrates'in daha önce felsefenin konu edinmediği ahlak, kültür ve siyaset gibi konuların felsefenin içinde işlenmesini sağlaması felsefe tarihi açısından çok önemli bir atılım, bir ileri sıçrama olarak görülebilir. Kitabın anlatacağım kısmı, bu bölümde anlatacağım kısmı bu kadardı. İleriki videoda, ikinci videoda bulacağınız, anlatmaya çalışacağım. Felsefi düşüncenin özellikleri, felsefenin analitik ve sentetik işlevi başlıklarına değineceğiz. Yine kısa kısa çekmeye çalışacağım. İkinci video daha kısa olur muhtemelen. Sonrasında yine devam edeceğiz. Felsefe giriş kısmını, kitabın birinci kısmını bu şekilde bölüm bölüm tamamlayacağız. Uzun bir yol, hem sizin için hem benim için uzun bir yol olacak. Elimden gelince bu şekilde, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Kapanışı böyle yapalım. Devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda, videonun ikinci bölümünde, serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Felsefe güzel bir şey gerçekten. Yani insana en çok yakışan, Ahmet Hoca'nın lafıyla yine, insana en çok yakışan herhalde düşünce biçimi, şekil, bir tür bilgi belki diyebiliriz. Benim açımdan da böyle. Görüşmek üzere.